Merhaba, Temel İnfaz Hukuku dersinin bu programında ceza infaz kurumlarında güvenlik ve disiplin ünitesini ele alacağız. Konu başlıklarımız ceza infaz kurumlarında güvenlik ve arama, ceza infaz kurumlarında disiplin, disiplin soruşturmalarında yetki ve usul, hükümlülerin ödüllendirilmesi. Ceza infaz kurumlarında güvenlik ve arama. İnfazla amaçlanan yararın elde edilebilmesi için ceza infaz kurumlarında güvenliğin, düzen ve disiplinin sağlanması kaçınılmazdır. Bunun için de Türk Ceza Kanunu'nda bazı suç tipleri ihdas edilmiştir. Ayrıca 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunda da ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. Buna göre ceza infaz kurumlarının iç güvenliği Adalet Bakanlığı'na bağlı infaz ve koruma görevlileri tarafından, dış güvenliği ise jandarma tarafından sağlanır. Açık kurumlar ve çocuk eğitim evlerindeki idare ile infaz ve koruma görevlileri, firarların önlenmesi, asayiş ve disiplin sağlanması için gözetim ve denetimle yükümlüdür. Hükümlüler kanunda sayılan haller dışında diğer odalardaki hükümlülerle ve kurum görevlileriyle temasta bulunamazlar. Bu sebeple ceza infaz kurumlarında kanunda belirtilen haller dışında kural olarak oda ve koridor kapıları kapalı tutulur. İnfaz kurumunun en üst amiri Cumhuriyet Başsavcısına bilgi vermek suretiyle kurumun fiziksel özelliklerini göz önünde bulundurarak yılda en az 2 kez tatbikat yaptırır. Bu tatbikatlar isyan, firar, yangın gibi olağanüstü olaylara karşıdır. Kurumda sayımlar ise dörtlü vardiya hizmetinin uygulandığı kurumlarda sabah, akşam ve gece olmak üzere günde 3 kez, diğer vardiya hizmetlerinin uygulandığı kurumlarda ise her vardiya değişiminde yapılır. İnfaz kurumlarında hükümlülerin odalarının veya üstlerinin aranması da mümkündür. Bu aramaların amacı kurumlara güvenlik ve disiplinin sağlanmasıdır. Bu nedenle arama için herhangi bir suç şüphesi olmasına gerek yoktur. İnfaz kurumlarında hükümlülerin odalarında veya eklentilerinde ya da üst veya eşyalarında arama yapılabileceği gibi bazı hallerde çıplak arama da yapılabilir. Ceza infaz kurumlarında disiplin. Hükümlüler infaz kurumunda düzenli bir yaşam sürdürülmesi, güvenlik ve disiplin sağlanması adına kanun, yönetmelik ve idarenin uyulmasını emrettiği veya gerekli kıldığı davranışları yerine getirmekle hükümlüdür. Aksi takdirde haklarında eylemin niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin cezaları uygulanır. Ancak bu yaptırımların ayrımsız ve otomatik olarak uygulanmaması gerekir. İnfaz kurumlarında disiplinin sağlanması yalnızca hükümlüler üzerinde sahip olunan otoritenin kullanılmasıyla değil, onlarla iyi ve insancıl ilişkiler kurmakla da mümkündür. Dolayısıyla disiplin yaptırımları uygulanırken kurum yöneticileri takdir yetkilerini kullanmalı ve her durumda insan onurunu göz önünde bulundurmalıdır. Disiplin cezaları uygulanacağı kişiye göre değişiklik gösterir. Yetişkin hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin cezaları, kınama, bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma, ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma, haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koymadır. Çocuklar hakkında uygulanabilecek disiplin tedbirleri ise teşvik esaslı ayrıcalıkları ertelemek, kaldığı odayı ve yatakhaneyi değiştirmek, bulunduğu kurumun başka bir kısmına nakletmek, meslek eğitiminin bütünlüğünü ve sürekliliğini bozmayacak şekilde çalıştığı iş yerini veya atölyeyi değiştirmek, belli yerlere girmesini ve bazı eşyaları bulundurmasını veya kullanmasını yasaklamaktır. Uyarma, kınama, onarma, tazmin etme ve eski hale getirme, harcamalarına sınır koyma, bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma, teşvik esaslı ayrıcalıkları geri alma, iznin ertelenmesi veya ziyaretlerin kapalı şekilde yaptırılması, kapalı ceza infaz kurumuna iade ve odaya kapatma cezası da çocuk hükümlüler arasında uygulanabilecek disiplin cezalarıdır. Disiplin soruşturmalarında yetki ve usul. İnfaz kurumlarında uyarma, kınama ve bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezaları kurumun en üst amiri tarafından verilir ve uygulanır. Diğer disiplin cezalarını gerektiren eylemler hakkında ise eylemin öğrenilmesinden itibaren derhal ve en geç 5 gün içinde kurumun en üst amiri tarafından atanan bir soruşturmacı soruşturmaya başlar. Soruşturma en geç 15 gün içinde tamamlanır. Firar halinde bu süre hükümlünün yakalandığını öğrenildiği tarihte başlar. Düzenlenen rapor ve ekleri disiplin kuruluna sunulur. Soruşturma süresi eylemin ve soruşturmanın niteliğine göre infaz hakiminin yazılı onayı ile 7 güne kadar uzatılabilir. Kanunda belirtilen soruşturma sürelerine uyulmaması Yargıtay tarafından bozma sebebi olarak görülmüştür. Disiplin cezası ise hükümlünün savunması alınmadan verilemez. Disiplin cezaları disiplin kurulunca evrak üzerinden görüşülerek en geç 3 gün içinde karara bağlanır. Kurul, yasada yazılı cezanın uygulanmasına veya disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verebilir. Gerekçeli olarak yazılan disiplin kurulu kararlarında şikayet merci ve süresi açıkça gösterilir. Kurulun vermiş olduğu karar hakkında soruşturma yapılanlara yönetim tarafından derhal tebliğ edilir. Disiplin soruşturması hükümlünün barındırıldığı Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu tarafından yapılır. Hükümlünün Ceza İnfaz Kurumu dışındaki eylemleri nedeniyle yapılacak soruşturmayı hükümlünün eylem öncesi en son barındırıldığı Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu yürütür. Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin tekrarı halinde ise her defasında bir üst ceza uygulanır. Disiplin cezalarının nasıl infaz edileceği ise 5275 sayılı kanunun madde 48'e 3 hükmünde düzenlenmiştir. Kanunun 48'e 4 ve 48'e 5. maddelerinde de hükümlüler hakkında uygulanmış olan disiplin cezalarının kaldırılmasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Buna göre disiplin cezalarının kaldırılması için beklenmesi gereken sürelerin başlangıç tarihleri yetişkinlerde infazın tamamlandığı tarihten itibaren başlar. Çocuk hükümlülerde ise uyarma ve kınama cezaları hariç diğer cezalarda karar tarihinden itibaren hesaplanır. Hükümlüye yapılacak bildirim ve tebliğlerde ise cezanın niteliği, süresi ve hangi eylemden dolayı verildiği belirtilir. Bildirim ve tebliğ disiplin cezalarının uygulanmasından önce yapılır. 5275 sayılı kanunun 52. maddesi hükmü uyarınca disiplin cezalarına ve tedbirlerine karşı şikayet ve itiraz durumunda 4675 sayılı infaz hakimliği kanunu hükümleri uygulanır. Hükümlülerin ödüllendirilmesi. Hükümlü ve tutukluların ödüllendirilmesindeki temel amaç bu kişileri yeniden sosyalleştirerek insan haklarına saygılı, hukuki ve toplumsal kurallara bağlı bireyler olmalarını teşvik etmektir. Hükümlüler kurum içindeki veya dışındaki genel durumları, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine etkin katılımları, kurum düzenine karşı tutumları ve kendilerine verilen işlerdeki gayretlere dikkate alınarak teşvik esaslı ödüllerden yararlandırılabilirler. Kanunda söz konusu hükmün çocuklar için de geçerli olduğu belirtilmiştir. Haftalık ziyaret süresini 2 saate kadar uzatma, kapalı ziyaret yerine açık ziyaret yaptırma, hediye verme hükümlülere verilebilecek ödüllerden sadece birkaçıdır. Ödüllendirme sisteminin usul ve esasları ile bu ödüllerden yararlanmanın kapsam ve şartları ise suç türleri dikkate alınarak yönetmelikle belirlenir. Ceza infaz kurumlarında güvenlik, arama ve disiplin soruşturmalarında yetki ve usul ve hükümlülerin ödüllendirilmesi konularını ele aldığımız programın sonuna geldik. Bir sonraki programda hürriyeti bağlayıcı cezaların infazını erteleyen ve erken sona erdiren hallerden söz edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.